O, Türkiye'nin ilk milli SİHA'sı. Adı Bayraktar TB2. Tam 300 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Bu, Türk havacılık tarihinde yeni bir rekor demek. Baykar açıklamasına göre SİHA Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA sistemi 300 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu. Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor. Milli SİHA Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır içi ve ötesindeki Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Karabağ'ın kurtarılmasında önemli rol üstlenen Bayraktar TB2, dünyaya kendini bir kez daha kanıtladı. Türkiye bugün kendi SİHA'sı ve mühimmatını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.